Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Şehir Hepimizin de kenti, kentliliği, kent gündemini her hafta konuşuyoruz. Ve özellikle COVID-19 salgınında kent ve kentlilik ekseni üzerine bir seri program gerçekleştiriyoruz takip ettiğiniz üzere. Bu salgın sürecinde yerel yönetimleri, eğitimi, mimarlığı konuştuğumuz bir serimiz devam ediyor. Bununla birlikte aslında bir programı da bugün sevgili konuklarımla birlikte gerçekleştireceğiz. Kenti deneyimleme halimiz bütün bu süreçte çok değişti malumunuz. Bütün bu süreçte kamusal alan, kent kamusal alanının dönüşümleri üzerine epey tartışma yapıldı. Hala yapılmaya devam ediliyor. Bunların önemli bir parçası da kültürel etkinlikler. Yani İstanbul'un kitlesel büyük etkinlikleri olarak festivalleri konuşmak bu anlamda çok önemli diye düşündük. Aynı zamanda da İstanbul'un özlediği iki festivali halen devam etmekte dijital gösterimlerle birlikte. 48. İstanbul Müzik Festivali ve 27. İstanbul Caz Festivali halen devam etmekte dijital ortamda. İki festivalin direktörü bugünkü sevgili konuklarım. İstanbul Müzik Festivali direktörü Efruz Çakırkaya ve İstanbul Caz Festivali direktörü Harun İzer konuklarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Yağmurcuğum. Hoş bulduk. İki festivalin devam ettiğinden söz etmiştik. Caz Festivali 2 Eylül'de başladı. İstanbul Müzik Festivali 18 Eylül'de başladı. İki festival de seyircili konserler de gerçekleştirdi. Dijital konserler de gerçekleştirmeye devam ediyor halen. İzleyebilirsiniz bu programı izlediğiniz gün. O yüzden de bugün bunları konuşmak, onların deneyimleri, bütün bu COVID-19 sürecinde öğrendikleri üzerinden ben kıymetli olacak diye düşünüyorum. Kısaca ben bilgi vermek isterim konuklarımın da işlerini kolaylaştırmak adına. 48. İstanbul Müzik Festivali açılış konseri ve açık hava konseri seyircili olarak gerçekleşti. Kaydı canlı ve ücretsiz olarak yayınlandı. Hala da erişilebilir diye biz bir not düşmüş olalım. Diğer konserlerse dijital izleme deneyimine yönelik olarak tasarlandı ve icra edildi. Bu aslında konserlerin bütün bu deneyimlerin içinde 48 yıldır 48 keredir yapılan müzik festivali için yeni öğrenilen bir durum oldu. 27. İstanbul Caz Festivali konserleri ise seyircili olarak gerçekleşti. Covid-19 önlemlerine uygun olarak ve açık hava mekanlarında gerçekleşti bu konserler. Dijital gösterimleri ise devam ediyor. Yani caz için de iki farklı konser deneyiminin ele alındığını söyleyebiliriz. Fiziksel mekanda ve dijital mekanda. Bu anlamda iki festivalin de hem ortaklaştığı hem de farklılaştıkları alanlar var diye de görebiliriz. Tabii ki hani bu kısa girişten sonra ben detayları anlatmak için sözü sevgili iki konuğuma bırakmak isterim. Bütün bu festivaller önce bir basın toplantısı yapıldı, duyuruldu. Yaz aylarında beklediğimiz, kavuştuğumuz festivaller oluyordu. Sonrasında bir salgın patlak verdi. Hızlıca yeni bir festival kurgusu yapıldı. Bütün bunlar nasıl gelişti ve sonrasında nasıl bir festival gerçekleşiyor diye belki İstanbul Müzik Festivali direktörü olarak sevgili Efruz Çakırkaya'dan başlayabiliriz. Teşekkürler Yağmurcuğum. Evet, İstanbul Müzik Festivali programını aslında en az 2-3 yıl önceden planlıyoruz. Her sene sunduğumuz içeriğin çok uzun bir ön hazırlık süreci var. Dediğin gibi Şubat ayında basın toplantımızı yaptık, programımızı açıkladık. Fakat sonra pandemi başlayınca önce bir durduk. Bütün programı acaba Eylül'e alabilir miyiz diye hızlıca bir çalışma yaptık. Çünkü o zaman herkes bu işin bu kadar da belki uzun sürmeyeceğini de düşünüyordu. Ne olduğunu anlamamıştık bile malum. Öncelikle Eylül ayında gerçekleştirebiliyor gibiydik. Ancak bir iki hafta içerisinde konuyu daha ciddi bir şekilde irdeledikten sonra bunun aslında çok da mümkün olamayacağına kanaat getirdik ve hızla festivali dijital bir formata almaya karar verdik. Tabii böyle olunca içerikte de çok fazla değişiklik olmak durumunda kaldı. Çünkü İstanbul'a seyahat edecek dünya turnesinde olan çeşitli büyük orkestralar vardı festival programında. Aynı şekilde İstanbul'da olan orkestraların yine programları çok daha geniş repertuarları seslendirmek üzere öyle büyük formatlardaydı. Hemen programımız içerisinde hangilerini bu yeni formatta tutabiliriz, işte çıkacak projelerin yerine neler eklenebilir, gerçekten 2 ay gibi bir sürede yepyeni bir program ortaya çıkardık. Burada tabii bizi zorlayan çok fazla da faktör oldu. Çünkü izleyicisiz yapılacak bu konserler ama kullandığımız kapalı mekanlar da vardı. Dolayısıyla oraya girecek, çalışacak ekip ve müzisyenlerin sağlığı, güvenliği de çok önemliydi. Hızlıca mekan
taramaları, mekan keşifleri, uygunluk kontrolleri, o sırada programın yapılması, dijital içeriğin hazırlanacağı, bütün o teknik altyapının yaratılması vesaire, her şey çok hızlı oldu. Bizim için bu çok yeni bir çalışma biçimi oldu tabii ki. Ama çok da bir sürü şey de öğrendik diyebilirim. Her zaman böyle biraz daha pozitif tarafı görmeye meyilliyim ben. Dolayısıyla buradan da kendimize iyi şeyler çıkarmayı çalışıyorum düşünsel olarak. 2,5 ay gibi bir sürede de İstanbul'un çeşitli mekanlarında konser kayıtları yaptık izleyicisiz olarak. Yurt dışında da çeşitli konserlerin kayıtlarını o topluluklarla bulundukları yerlerde yaptırarak oradan da bir takım içerikler alarak böyle bir uluslararası dijital içerik yaratmış olduk. Zorlu bir süreçti ama sonucu güzel oldu diye umuyorum. İzleyicilerin de beğendiğini umuyorum. Çok başka bir dünyadayız artık tabii ki. Yani gönül o mekanlarda, o konserlerde izleyicilerle beraber olmayı isterdi, arzu ederdi ama hızlıca hem İstanbul Müzik Festivali hem İKSV'nin düzenlediği diğer festivaller olarak bu yeni düzene uyum sağlayıp yeni içerikler geliştirdik diyeyim ve sözü Harun'a bırakayım. Evet, yani aslında Efruz'un anlattıkları belli oranda bizim de bir İstanbul Jazz Festivali tarafında yaşadıklarımız da oldukça çakışıyor. Ki birbirimizle de çok paslaştık bu arada ve hani bilgi paylaştık, tecrübe paylaştık, birbirimizin tecrübelerinden faydalandık vesaire. Hani onları da biraz belki açarız. Ama ben bizim İstanbul Jazz Festivali tarafında da yaklaşık nasıl geliştiğini o zaman özetleyeyim bir parça. Şimdi bizde tam Mart başı gibi, Şubat sonu Mart başı gibi festival programımızın duyurusunu yapmıştık Temmuz ayı için. Ve işte kapsamlı bir programımızı açıklamıştık ama hemen onun akabinde işte 10-12 Mart gibi zaten şimdi olaylar en yüksek raddesine gelince, daha doğrusu tedbirler arttırılınca bir anda tabii neye uğradığımızı şaşırdık. Şahsen açıkçası ben önce Temmuz'a kadar çok vakit var diye düşünüyordum Mart ayında ve bir şekilde belki de yaparız diye düşünüyordum. Tabii o sırada Mart ayında herkes Mart ayı civarını hatırlarsa hepimizin bambaşka düşünceleri var. Tam kestiremiyorduk. Gerçekten dünya açısından yepyeni bir durumdu. Belki yurt dışından gelen sinyaller yeterince net değildi. Veya hastalığın olduğu yerlerden. Ve yani gerçekten hani bir aylık bir bekleme süreci içine girdik ama Nisan başına, Nisan ortasına geldiğimizde hani Temmuz ayında imkansız olduğunu gördük çok net bir şekilde. Bu biraz da bir şey yani çok hiç yaşanmamış bir süreçti. Biraz böyle şok edici oldu desem abartmış olurum ama gerçekten hani nasıl yöneteceğimizi, nasıl karşılayacağımızı bilemediğimiz bir şeydi. Çünkü hani çok detayına girmeden Türkiye'de uzun yıllardır değişik krizler yaşadığımız, sıkıntılı dönemler, özellikle kültür sanat etkinlikleri açısından böyle zorlayıcı dönemler geçirdiğimiz çok oldu ama bu tabii global bir şey. Yani hatta aramızda sıkça şeyi de konuştuk işte ilk kez hani hep Türkiye'de bir şeyler olur, dünyadan insanlar bakarlar ama bu sefer bütün dünyada bir şey oluyor ve yani bütün dünyanın paylaştığı bir kriz durumu var. Neyse o bir yana hani Nisan sonu gibi artık yeni bir plan yapmamız yani Nisan ortası gibi yeni bir plan yapmamız ortaya çıkınca Mayıs sonuna kadar biz de bu planımızı aslında Efruz'un da anlattığı şekilde benzer bir yaklaşımla yeni nasıl yapabiliriz, neleri değiştirmemiz gerekir, mekan yani zaman öncelikle mekan, sanatçılar, yapılış tarzı. Bütün bunları yavaş yavaş düşündük. Tabii bir seferde ve topluca olmuyor. Yani önce bir taraftan da mevcut programda olan isimlerin ertelenmesi mi, iptali mi, gelecek yıla sarkıtılması mı gibi bir sürü soru işareti vardı. Onları da belli oranda çözmeye çalıştık. Bir noktada yurt dışından sanatçıların gelmesinin gerçekten imkansıza yakın veya çok ciddi problemler içerdiğini görünce oradan biraz vazgeçerek tamamen Türkiye'den sanatçılarla yapmaya karar verdik programı. Çok büyük oranda. Ama diğer taraftan da eğer Eylül ayının çok geç tarihlerine kalmazsak açık hava mekanlarda ve böylece salgın veya hastalık bulaşı riskini en aza indirecek şekilde mesafeli oturma düzenli vesaire iş konserleri yapabileceğimizi de gördük. Bu bir taraftan tabii Sağlık Bakanlığı'nın ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın da açıkladığı bu yeni yönergelerin de biraz yol göstermesi ve hani kamusal anlamda bunun işaretini vermesiyle de oldu. Sonuçta tabii ki bu tür kamusal tedbirlerin çerçevesi dışına çıkmamız zaten mümkün değil. Ve o kapsamda
Biz de bazı sanatçıları, bazı programları düşürmek durumunda kaldık. Yabancılar dışında da bazı dış mekanda yapılamayacak işler vardı. Mekanlarımızı yeniden düşündük. Biraz daha şehrin her tarafına yayılma şeyimizi, idealimizi biraz bu sene ertelemek durumunda kalacağız diye gördük. Ve biz de çekim yapalım dedik ki fiziksel olarak mekana herkesin gelememesi durumunda en azından dijitalde daha çok izlenebilir bir program yapmamız mümkün olsun. Ve Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bu planlamayı yapıp Eylül, 2 Eylül'de festivali başlayacak şekilde de gerçekleştirebildik. Ve şu anda da dijital yayınlarımız devam ediyor. Yaklaşık bizdeki süreci de böylece özetleyebilirim. Çok teşekkürler. Ben Harun İzer'in bıraktığı bu şehir festivali kısmından sıradaki sorumu aslında sormak istiyorum. İki festivalde şehir festivali olmayı çok önemsiyor ve bütün bu süreçte tüm bu olanlarla birlikte aslında dönüşerek bunun gözetildiğini gözlemlemek mümkün. Tüm bunlar nasıl oldu? Belki tekrar Efruz Çakırkaya ile başlayabiliriz. Bu kentte olma halini, kenti deneyimleme halini çok farklı bir biçimde de olsa yine de yapmayı gözetiyordu iki festivalde. Evet, yani aslında biraz İstanbul Müzik Festivali'nin alameti farikası bu, biliyorsunuz. İstanbul'daki farklı tarihi mekanları konser mekanı olarak kullanmak, her sene festival programını yepyeni, daha önce hiç kullanılmamış bir mekan eklemek ve şehrin kültür mirasını dikkat çekmek. Çekimlerde de buna çok dikkat ettik gerçekten. Daha önce hiç kullanmadığımız mekanlara girdik. Büyüklüğü nedeniyle de izleyiciyi içeri alamadığımız, kapasitesi izleyiciyle çok da bizim için yeterli olmayacak mekanları kullanma fırsatı sundu bize. Aslına bakarsanız çekimler. O bağlamda da mutluyuz tabii. Evet, yani bu bir tek tabii İstanbul'da da değil, Avrupa'da yaptırdığımız çekimlerde de enteresan mekanlar olmasını dikkat ettik. Böyle taleplerle gittik orada kayıt istediğimiz topluluklara. Çünkü yani bir konser salonunda olmadıktan sonra standart bir konser salonunda çekilmiş bir konser kaydını izlemenin de çok albenisi olduğunu düşünmüyorum. Zira orada çünkü evet işitsel, müzikal bir içerik sunuyorsunuz ama bu işin yarısı da görsellik. Çünkü bir ekrandan izlenilecek. Dolayısıyla orada bir hoşluk, bir albeni mutlaka olmalı. O mekanda o konseri izliyormuşçasına bir his yaratılmalı gibi bir kaygıyı gözeterek aslında çekimleri de gerçekleştirdik. Dolayısıyla böyle bir hoşluğu olduğunu düşünüyorum ben. Tabii İstanbul'un aslında güzelliklerini de ortaya çıkaran çekimler yapıldı diyelim. Evet. Evet, örneğin Tekfur Sarayı gibi, Şerefiye Sarnıcı gibi, karantina günlerinde ziyaret etme. Evet, Hidiv Kasrı, Harbiye'deki Senespri Katedrali, Şerefiye Sarnıcı, bunlar hakikaten çok büyüleyici mekanlar. Mekanlarla aslında içeriklerin de konuşmasına da her zaman önem veriyoruz diyeyim. Yani geleneksel müzik içeriği olan bir konseri işte Tekfur Sarayı'nda yapmak gibi. Yani içerikle mekanın konuşması, örtüşmesi de çok mühim. O bağlamda da dikkatli, özenli olduğumuzu söylemeliyim. Evet, bir yandan şu da hoş bir deneyim oldu aslında. Müzik Rotası Müzik Festivali'nde benim çok heyecanla takip ettiğim etkinlikler ola geldi kaç seneden beri ve bu sene dijital ortamda mesela bir Müzik Rotası gerçekleştirdim. O da bir hoşluk oldu aslında. Evet, ya yani bu sene Müzik Rotası'nı hayaller Müzik Rotası'nı Büyükada'da yapmakta yapmak idi. Ancak gerçekler İstanbul'dan Viyana'ya uzanmak oldu. O da enteresan oldu diye düşünüyorum. Çünkü içeriğindeki 3 konserden bir tanesi de Viyana'daki bir kilisede, bir katedralde kaydedildi. O bağlamda böyle bir mini İstanbul, Avusturya üzerinden minik bir devre alem yapmış olduk Müzik Rotası'yla. Evet, çok da keyifli olduğunu ve halen bu aslında rotalara ya da keyifli farklı mekanlardaki konserleri izleyebiliyor olduğunuzu da tekrar etmiş olalım. Ve İstanbul Caz Festivali'ne ben bu noktada sorayım. İstanbul Caz Festivali de aynı şekilde caz vapuruyla ya da şehrin farklı mekanlarında çıkan, gezen festivallerle bir şehir festivali olmayı her zaman çok önemsedi. Bu sene bir yandan da hem COVID-19 önlemleri sizin için
kısıtlayıcı demeyelim fakat tekrar göz önüne alınması gereken farklı bir gerekçe olduğu, bununla birlikte de hem erişilebilirliği örneğin göz önüne aldığınız mekan seçimleri oldu. Nasıl size yansıdı Caz Festivali'ne? Evet, yani Caz Festivali'de hani yani KSV'nin belki bütün işleri için biraz şehre yayılmak zaten her zaman öncelikli hedeflerden bir tanesi. Bizde de haliyle bu önemli. İşte farklı kurgularla yapıyoruz. Belki tarihi mekanlara o kadar çok girmiyoruz belki ama mesela daha böyle Boğaz kenarında, açık havada özellikle yine İstanbul'da olmayı hissettiren mekanları tercih etmek hep hedefimiz oluyor veya onu önceliklendiriyoruz yani. Dolayısıyla biz de Mart başındaki ilan ettiğimiz programda haliyle buna göre bir hazırlık yapmıştık. Ama tabii bunların bir sürüsünde yeni durumda yapamayacağımızı gördük. Yani biraz şey gibi hareket ettik diye düşünüyorum. Minimumda bazı şeyleri korumak lazım diye düşündük. Yani her şeyi yapmak, eskisi gibi her şeyi yapmak mümkün değilse de en azından vazgeçmek zorunda olmadığımız işleri korumaya çalışalım. Yani bunlardan belki de en önemlisi parklarda caz etkinliğiydi. Şehrin parklarına yayılan ve ücretsiz bir etkinlik olarak gerçekleştiği için de aslında olabildiğince herkese eşit mesafede veya eşit derecede açık olan bir etkinlik. 2014 yılından bu yana yapıyoruz. Ve son yıllarda da sayısını arttırmaya çalışıyorduk. Hatta bu sene festival normal yine gerçi eski planda gerçekleşebilse 4 hatta 5 mekana yayılacaktı. Biz yine değişen programda en azından 3 tane mekanı korumayı başarabildik. İşte Beşiktaş, Şişli ve Beylikdüzü'ndeki parklarda 3 etkinlik şeklinde yapmayı hedefledik. Sonuncusu Beylikdüzü son anda valilik kararı dolayısıyla gerçekleşemedi ama yine de bizim hedefimiz buydu. Diğer taraftan da yani mekan seçimlerinde tabii çeşitlilik çok önemli ve güzel bir şey yine normal şartlarda ama normal olmayan şartlarda da en azından Boğaz hattından vazgeçmeyelim dedik. Çünkü sonuçta İstanbul'un ne olursa olsun hani bir yeri daha merkezi olacaksa veya coğrafi veya işte evet bir böyle geometrik bir merkez seçilecek olursa yine şehrin ortasında bir yer yani Boğaz hattı, Boğaz'ı ortasına alan bir şehir olduğu için daha merkezde ve Beşiktaş o yüzden hani özellikle mekanların uygunluğu sağladığı imkanlar, ulaşım kolaylıkları vesilesiyle Beşiktaş bu anda bu açıdan anlamda tercih edilebilir bir yerdi ve ağırlıklı olarak Beşiktaş'ta yerleştirdik konserlerimizi. Yani umarım gelecek yıllarda tekrar eski hedeflerimize geri döneriz ama şu anda bir parça daha hani şu şartlar içerisinde yapılabilir olana bakmaya çalıştık haliyle. Evet, ben de aslında bunu sormak istiyordum şu noktada. Hem fiziksel hem dijitale göre konserler tasarladınız Caz Festivali'nin 27.sinde ve COVID-19 önlemleriyle aslında yeni bir konser organizasyon deneyimi yaşadınız. Bir yandan da müzik festivalini düşündüğümüzde izleyicisiz icra edilen ve dijital gösterim için tasarlanan bir kurgudan bahsediyoruz ve aslında hepinizin bir yerde yönetmenlik yapma deneyimini yaşadığınızı da söyleyebilirim. Hani neler farklılaştı ya da neler öğrendiniz? Bunu sorabilir miyim? Mesela Efruz Çakırkaya'yla tekrar başlarsak gerçekten yönetmen oldunuz yani baktığınız zaman. Yani evet tabii şimdi Avrupa'da çok fazla örneği var. Klasik müzik konseri yayınlayan çeşitli kanallar ve bu yavaş yavaş dijitalde de çok yer etmeye başlamıştı aslında ama bu pandemiyle birlikte müthiş bir hız kazandı. Ancak tabii Türkiye'de böyle yeni yeni gelişen bir branş diyelim. Çünkü bir klasik müzik konseri kaydı yapmak herhangi bir konser kaydı yapmaktan çok daha farklı. Çok daha büyük bir topluluğun kaydını aldığınızda işte nefesliler girerken onların görünmesi, bir eserin içerisindeki bir cello soloda onu yakalamak gibi. Dolayısıyla tabii bizim çekimlerimiz biraz daha çetrefilli oldu diyebilirim. Ama müzisyenler açısından da müthiş bir deneyim olduğunu düşünüyorum ben. Normalde çünkü standart bir izleyicili konser yaptığınızda o alanda hep birlikte bambaşka bir yere gidiyorsunuz. İzleyicisinden müzisyenine ve çalışan ekibine. O anlamda tabii izleyicisiz konser kaydı yapmak
Öncelikli olarak bambaşka bir ruh hali oldu hepimiz için. Ama çok şey de öğretti. Çok uzun süre, öncelikli olarak tabii şunun da altını çizmek istiyorum ben. Çok uzun süre bu müzisyenler bir araya gelip müzik yapamadılar. Normal zamanlarda bu onların hayatı. Her gün bir araya gelip müzik yapmak ve sonrasında o yaratılan, çalışılan içeriğin izleyiciliğiyle paylaşılması. Dolayısıyla onlar için çok çok zor bir dönem oldu. Ancak bu kayıtlarda şunu fark ettik. Kayda o müzisyenler inanılmaz büyük bir coşku ve neşeyle ve çok heyecanla geldiler. O kadar özlemişler ki bir arada olmayı, müzik yapmayı. O heyecanın ben çekimlerden izleyiciye de yansıdığını düşünüyorum. Bizim için de çok özeldi tabii ki o kayıtlar esnasında onların o heyecanını, mutluluğunu görmek. Dolayısıyla hepimiz için gerçekten çok başka bir deneyim oldu. Bundan sonrası için de tabii yepyeni çalışmalar olacak mutlaka. Çünkü bu konser kaydı işi çok ciddiye alınması da gerekiyor diye düşünüyorum. Olabildiğince o anı izleyiciye yansıtabilmek için güzel çekimler, doğru mekanlar. Önümüzdeki yıl hepimiz için çok daha üstünde çalışacağımız konular olacak. Evet, ben de çok özlemişim. Müzisyenler kadar en az belki de özlemişim. Konserleri izlediğimde konserde olmayı, o müziği paylaşmayı, o anda olmayı gerçekten ne kadar özlediğimi aylar sonra hatırladım ve çok iyi geldi. Caz Festivali'ne sormak istiyorum. Fiziksel konserler de düzenlediniz izleyicilerle birlikte olarak ve aslında bütün bu COVID-19 önlemleriyle yeni bir konser kurgusu yapmanız gerekti. İzleyiciler arasındaki mesafenin gözetilmesi olsun, girişler çıkışlar olsun. Nasıl farklılıklar oldu sizin için? Yani şey, tabii bu hibrit yapı iki yönden, yani birincisi konserin çekimi yapılması bir kenara, belki ona daha sonra gelirim ama fiziksel olarak konser yapmak, demin Efruz da bahsetti, onlar da bir iki tane konserde seyirci aldılar, normal seyircili işte yaptılar ama yani bizde en büyük sıkıntı aslında birincisi seyircinin tabii ki böyle bir şeye hazır olmaması. Yani klasik müzik biraz daha ruhu itibariyle oturmalı, doğası itibariyle oturmalı, gerçekleşmeye uygun bir müzik. O herhalde daha o açıdan daha rahatsız. Yani seyirci zaten oturarak izlemeye çok alışmış durumda ama bizim yaptığımız tarzda işler cazda, güncel müzikte, popüler müziklerde bir sürü kurgumuz aslında ayaktaydı ve programda olan bazı sanatçıların aslında orijinal ilk planda çalması gereken mekanlar kapalı, işte kulüpler veya ayakta düzenlenecek etkinliklerdi. Ve bunu bir anda oturmalı düzene geçirmek zorunda kalmak aslında seyircide çok haliyle, yani kağıt üzerinde herkes niye böyle olduğunu biliyor, işte neden bunun gerektiğinin farkında, kuralları herkes biliyor, girerken uyarılar var, hatırlatıyoruz vesaire. Ama yani işin doğası bunu kaldıramıyor tabii. İşte mesela en ilginç örneklerinden biri Can Güngör konserinde oldu. Sanatçı seyircinin biraz daha hareketlenmesi, biraz daha ayağa kalkmasını istiyor. Çünkü o yükselen güzel bir enerji var ortada. Yani eminim kimi klasik müzik konserlerinde bile bu yaşanıyordur. Yani müziğin etkisi, müziğin gücü insanı harekete geçiriyor. Veya işte Feriye'de yaptığımız Island Man konseri. Aslında elektronik müzik ve oldukça dansa yönelik bir etkinlik ama seyircinin de oturması gerekiyor. Bu tabii çok garip, böyle kolay yönetilemeyecek durumlar ortaya çıkardı. Yine yönettik, idare ettik ama o şey böyle hani seyirciyi hayal kırıklığına uğratma pahasına bir yönetmek oldu. O üzücü bir şeydi. Diğer taraftan da belki çekimlerle ilgili hani şeyi söylemek lazım. İşin tabii hani kameranın hemen arkası, işin yönetmenliği, güzel bir çekim kurgu yapılması çok önemli. Yine müzik festivalinin özellikle yaklaşımı dolayısıyla bu çok daha önem kazanıyordu. Bizim caz festivali konserleri zaten seyircinin olduğu ve hani mekanların konser, öncelikle seyircinin konser izleme uygun mekanlar olması gerekmesi dolayısıyla hani çekimlerimiz birazcık daha konserin fiziken gerçekleşen konsere odaklanan çekimler oldu ama işin diğer bir tarafı bunun hukuksal çok kapsamlı süreçleri, yönleri var. Yani biz bir taraftan da tamamen sıfırdan yeni bir telif hukuku açısını öğrenmek zorunda kaldık ve bu da bayağı aslında zorlayıcıydı. Yani biraz da normalin dışında bir şey. Ne bileyim, televizyon kanalları için yapılan çekimler için belli standartlar var. Biz
daha önce festivallerimizde farklı televizyon kanallarına da çekim haklarını verdiğimiz çok sıkça oluyordu. Dolayısıyla o kanallar için sanatçılardan belli standart izinler alıyorduk ve işte yıl içinde iki kere yayınlanmak üzere falan diye muvafakatler alıyorduk sanatçılardan ve bu çok standartlaşmış bir şeydi. Ama şimdi çok başka bir şey yaptık. Yani daha sonra biletli olarak satışı yapılmak üzere ve bütün yapım giderlerinin bizim tarafımızdan, kurum tarafından karşılandığı, yani aslında İKSV'nin bir nevi bir müzik ve işte konser, video, çekim yapımcısı rolüne girdiği, bambaşka bir role girdiği bir süreç yaşadık ve bu aslında, bu da hepimiz için çok yeni bir tecrübeydi. Yani şu anda mesela bir yandan elimizdeki kayıtlarla, ki bunları sanatçılarla da konuştuğumuz durumlar var. İşte İstanbul Jazz Festivali konser kaydı ismiyle işte Spotify'da, dijital mecralarda albüm yayınlayabilecek durumdayız mesela. Hani bu da bambaşka bir şey oldu bizim açımızdan. Yani dediğin gibi tabii hepsi öğrenme süreçleri bunların. Biraz bunları deneyimledik. Evet, bütün bunlarla birlikte de İstanbul'daki çok sayıdaki festivalin yanı sıra dünyada da birçok festival aslında benzer karşılaşmalarla, sürprizlerle karşılaştı. Kimileri iptal edildi, kimileri başka formatlara evrildi. Şu an caz müziği ve güncel müzik ve klasik müzik festivallerinde durum nedir dünyada? Belki yine klasik müzikle başlayabiliriz. Yazın yapılması beklenen pek çok festival tabii iptal edildi malum şartlar nedeniyle. Fakat farklı ülkelerde çeşitli açık hava festivalleri düzenlendi yazın. Orada da yine aynı şekilde işte pandemi kurallarına uyularak daha az izleyiciyle, daha ufak formatlarda ve çoğunlukla lokal sanatçıların çıkarıldığı bir takım festivaller de yapıldı. Bizim gibi festival programını tamamen dijitale taşıyanlar da oldu bu arada. Norveç'teki Bergen Festivali bunun bir örneği. Yavaş yavaş aslında zannediyorum bu iş hibride de evrilecek ve önümüzdeki bir yılda böyle ilerleyecek. Çünkü pek çok kurum, opera evi, orkestra aynı zamanda izleyicisiz konser kayıtları da alıp ya da az izleyiciyi salona aldığı konserlerin kayıtlarını da çevrim içi olarak yayınlamaya başladılar. Dolayısıyla burada hızlı bir değişim dönüşüm var. Zannediyorum önümüzdeki yılda bu şekilde biraz devam edeceğiz. Peki ya caz festivalleri? Yani caz festivalleri ve bir parçada güncel popüler müzik festivalleri diyelim veya açık hava rock festivalleri vesaire gibi biraz daha ötesi. Yani orada da tabii çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi kayıt altına alma yoluna giden festivaller oldu. Ama bir sürü festivalde, özellikle güncel müzik tarafında bir sürü festival bir sonraki yıla ertelemeyi kısa vadede tercih ettiler. Yani Mart, Nisan, Mayıs aylarında öncelikle aslında benim demin bahsettiğim kendi festivalimiz için olan sürece benzer bir şekilde Avrupa'daki festival, özellikle Avrupa'daki festivaller ama Amerika'da dahil önce biraz beklemeyi tercih ettiler. Yani bir dur bakalım nereye gidecek, Temmuz ayına belki kurtarabilecek miyiz durumu gibisinden bir gözlemeyi tercih ettiler. Ama yani gerçekten Temmuz'un gerçekleşemeyeceğini hızlıca fark eden bazı festivaller ve tabii bazı özellikle de şöyle bir şey de var. Kapsamlı uluslararası turneler veya çok büyük sanatçıların uluslararası turneleri haliyle çok sayıda farklı lojistik planlama, hazırlık, işte takım imkanlara vesaire bakıyor. Dolayısıyla işte uluslararası ulaşımın sekteye uğraması, belirsizlikler, işte pandemi yüzünden bilet satışlarının durması, işte seyircinin hani talebin o anlamda sekteye uğraması vesaire. Bu tür büyük turnelerin ve büyük festivallerin gerçekleşebilirliğinin de önüne çok büyük problem çıkardı. Dolayısıyla bunu erken gören festivaller bir anda hemen programlarını 2021'e erteleme kararı aldılar. Yani çok sayıda büyük rock festivalinin hani şey yaptığını, hızlıca Mart, Nisan ayı içerisinde okey 2020 yapamıyoruz ama 2021'e erteliyoruz diye hızlıca bütün programlarını kaydırdıklarını ve bu vesileyle de seyircilerinden satılan biletleri iade etmemelerini bir anlamda beklediklerini gördük. Hani bunu açık açık söyleyen de oldu. Bununla ilgili duyurular da yapıldı.
hani bu seneki biletiniz gelecek yıla geçerlidir. Hani festivallerin sürdürülebilirliği için ne olur iade etmeyin. İade etme çünkü hakkı doğuyor otomatik olarak. Bizde de aynı şekilde oldu. Biz de iade hakkını açtık bütün seyircilerimize haliyle. Hatta iade hakkından öteye yapamadığımız için iade imkanı haliyle herkesin doğal olarak doğdu. Yurt dışında da böyle oldu. Ama onlar da bir şey, hani erteleme opsiyonunu tercih edebildikleri için otomatik bir şekilde okey, bu seneki biletin gelecek yıla da geçerli. İade etme ve gelecek yılki festivale bekliyoruz. Program da şimdiden bu şekildedir diye bir yola gittiler. Ama şu anda aslında yani tabii her şey birazcık da pandeminin nasıl ilerleyeceğine, aşı çabalarının nasıl sonuçlanacağına, ne zaman nasıl sonuçlanacağına falan da bağlı. 2021 içinde bunun nereye ilerleyeceğini çok net göremiyoruz. Bir başka soruya önden geçmiş olmadım diye düşünüyorum ama yani hala da özellikle büyük uluslararası güncel müzik festivallerinde geleceğin veya 2021'in de aynı şekilde mümkün olup olmayacağı konusu biraz belirsiz. Yani çok konuşuluyor. İşte Mart 2021'in ilk baharında işlerin yavaş yavaş normale dönebileceği. Ama yine bu aşı bulunması çabaların nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak belki yaz aylarına kadar bunun sarkabileceği ve dolayısıyla belirsizliklerin hala da devam ettiği bir dönemdeyiz aslında. Evet, bütün bu süreçte öğrendikleriniz ve bunun kısa vadede festivallere ya da kitlesel etkinliklere nasıl yansıyacağını ya da bunların organizasyonlarına soracaktım. Aslında ikiniz de bununla ilgili farklı ipuçları önden vermiş oldunuz. Örneğin Efruz Çakırkaya müzik festivali deneyimi üzerinden hibrit bir formata geçmenin kısa vadede öneminden ve bundan öğrenilenlerin aslında kritik olduğundan söz etti. Belki bununla da bağlantılı olarak ben hem eklemek istedikleriniz var mı buna diye sorabilirim. Hem de aslında bütün bu süreçte değişen kamusallığımızla ilgili fikirlerinizi sormak istiyorum. Ve gözlemlerinizi aslında bütün bu festivalleri yaparken sormak istiyorum. Çünkü insanların birbiriyle karşılaştığı, birbirinden öğrendiği, bir anı ortak olarak paylaştığı aslında etkinlikler, festivaller. Bunları yaparken sizce neler değişmiş ya da neler gözlemlediniz? Tekrar Efruz Çakırkaya ile başlarsak. Şimdi tabii bu yıl için plan yaparken de önümüzdeki yıl için de aslında bizim için temelde ilk soru konserlerin nerede yapılacağı, mekanların neresi olacağı. Şu durumda çünkü en hayati konu o. O anlamda aslında fark ettiğimiz bir taraftan şu oldu. Maalesef İstanbul'da yeteri kadar açık hava alan yok. Bu zaten hani hepimizin mutsuz olduğu, şikayet ettiği bir konuyken bunun önemi bizim sektörümüz açısından bir kere daha ortaya çıkmış oldu, gözler önüne serilmiş oldu diyelim. Çünkü yaz festivalleri düzenleyen bir vakıf olarak geniş açık hava mekanlara ihtiyacımız olacak muhtemelen önümüzdeki sene içerisinde. Fakat şehrin merkezinde bu tarz etkinliklerin yapılabileceği çok alan maalesef yok. Dolayısıyla işte önümüzdeki sene bakalım nasıl ilerleyecek tam bilemiyoruz ama biraz bu konu üzerinden gideceğiz diye tahmin ediyorum ben. Evet, bizim tarafı da belki bahsedeyim. Yani aslında benzer durumlar var. Yani açık hava mekanları gerçekten gelecek yıla hala daha önemli olacak etkinlikleri yapmak için. Yine farklı mekanlar, değişik yerlere gitmek, bunlarda nasıl sonuçlar üretebiliriz ona bakmak lazım. Evet, aslında çok da ekstra söyleyebileceğim ne var? Yani aslında Efruz bahsederken bir şey aklıma gelmişti, şimdi tam da hatırlayamadım onu. Sanki benim de daha söyleyecek bir şeylerim var gibi ama. Zaten o zaman hangi, sen Efruz'dan söyle. Hangi konuya dikkat çekecektik burada? Yani mekan konusunda aslında şeyi söylemek lazım. Hani İstanbul'da yani mekanlar, çok mekan var ama çoğu zaman bu mekanların imkanları çok kısıtlı. Ve şeyler de çok sıkıntılı. Yani tahsis süreçleri, kimden nasıl alınacağı. Ve bir de çok şehir o kadar yani merkez çok şey olmuş, konutlaşmış bir merkez. Böylece yani yüksek
sesli veya çok sayıda insanın bir arada olduğu etkinlikleri yaparken tabii ki çevresel rahatsızlık çok önemli bir şey. Kimseye rahatsızlık vermek istemeyiz. Buna rağmen iş yapmak tabii ki istemeyiz ve kanunen de mümkün değil. Ama tabii bütün bu sıkışmış şehir şeyi içinde, popülasyonu içerisinde bu uygun mekanları bulmak zor oluyor. Bir taraftan da ulaşımın da çok kolay olmadığı bir şehir İstanbul. Ve buna dikkat etmeyince de insanların etkinliklere katılımları çok ciddi sekteye uğruyor. Yani aslında bu denklemi çözme çabası bizim belki gelecek seneki en önemli konu başlıklarımızdan birisi olacak. Açık havada kalmak, ulaşılabilir olmak ama bir taraftan da kapsamlı işleri yapabilmeye hala devam etmek için nereleri kullanacağımız ciddi bir soru işareti olacak herhalde. Evet, COVID-19 sürecinde kent deneyimimizin, kamusallık deneyimimizin çok farklılaştığını, çok dönüştüğünü tartışıyoruz. Fakat kitlesel etkinlikler yapma deneyiminin aslında ne kadar farklılaştığını ve ne kadar öğretici olduğunu dinlemek de benim için çok ilginç oldu diyeyim. Ve merakla bekliyorum önümüzdeki festivallerde neler olacak. Bu duyuruyu da aslında yapmış olalım son olarak. Bizi dinlerken hala hem İstanbul Müzik Festivali hem de İstanbul Jazz Festivali devam ediyor. Bir yandan da konserleri izlemek isterseniz dijital gösterimler devam ediyor. 5 Kasım'a kadar İstanbul Müzik Festivali, 3 Kasım'a kadar İstanbul Jazz Festivali devam ediyor. Süremizin sonuna geliyoruz. Sadece izlemek isteyenler nereden izleyebilirler? Belki çok kısa onun bilgisini sizlerden rica edebilirim. Evet, online.iksv.org platformu üzerinden dijital içeriklerimize ulaşabilir izleyicilerimiz. İstanbul Müzik Festivali için yavaş yavaş kapanma dönemi de geliyor diyeyim. Çünkü 18 Eylül 5 Ekim arası her gün bir konser içeriğine erişime açtık. Ve her bir içerik açıldığı günden itibaren bir ay kadar izleyiciye ulaşılabilir olacak şekilde tasarlandı. Şimdi yavaş yavaş o süre dolmaya başlıyor ve içerikleri de yavaş yavaş kapatacağız. Dolayısıyla izleyicilerin vakit kaybetmeden bir göz atmasını öneriyorum. Güzel konserler yaptık, izlesinler. Evet, bizim İstanbul Jazz Festivali'nde de 3 Kasım'a kadar biz bir seferde açtık konserleri. 3 Ekim'de açıldı hepsi. Hepsi de bir seferde bir ay boyunca 8 farklı etkinlik izlenebilecek. Online yine aynı adres aslında. Online.iksv.org adresine girilince orada müzik ve jazz festivalinin etkinlikleri görülebiliyor. Bu arada belki şeyi de hatırlatmak lazım, lafı gelmişken film festivali, İstanbul Film Festivali'nin de gösterimleri var. Biz İKSV olarak dijitalleşmeye oldukça önem verdik son dönemde. Onların da etkinlikleri dijitalden izlenebiliyor. Bir de ben kısacık belki de sponsorlarımıza da buradan teşekkür etmekte fayda var diye düşünüyorum. İstanbul Jazz Festivali için Garanti BBVA uzun yıllardır bizim destekçimiz. Onların da sayesinde gerçekleşebildi festival ve tabii bütün İKSV, çoğu İKSV etkinliği için Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği de gerçekten bizim için çok değerliydi. Onlara da buradan tekrar bir teşekkür etmek isteriz. Efruz tarafında tabii. Ben de aynı şeyi söylemek istiyorum. Çünkü bu sene bu kadar zor bir dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve gösteri sponsorlarımız olmasaydı eğer bu festivali gerçekten gerçekleştiremezdik. Dolayısıyla onlara müteşekkiriz. Onlar sayesinde çünkü her şey oldu. Ama bunun içine katmak istediğim başka destekler de var. Kültür merkezleri, Lale Kart üyelerimiz ve en temelinde de aslında bu kadar zorlu, riskli, stresli ve psikolojik olarak ağır bir dönemde müthiş bir işbirliğiyle çalışan tüm vakıf arkadaşlarıma ben teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir ekip var bu işin arkasında ve bu dönemde gerçekten kimsenin ne mesaisi ne hafta sonu gece gündüz böyle bir zaman mekan gözetmeksizin müthiş bir çabayla bütün bu içerikler üzerinde her bir festival için ayrı ayrı çalışan tüm İKSV çalışanlarına da teşekkürü bir borç biliyorum. Evet, aynı şekilde. Evet, burada Harun İzer ve Efruz Çakırkaya ile birlikteyiz ama festivaller müthiş bir emek ve müthiş bir ekip işi. Önünde, arkasında, mutfağında, avlusunda olan herkese çok teşekkürler ve sizlere de çok teşekkürler. Bizi İstanbulluları tekrar festivallerimizle buluşturduğunuz için çok özlemişiz. İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ve İstanbul Jazz Festivali Direktörü Harun İzer'le birlikteydik bugün. Rejide ekibimizden sevgili Ali Vatansever bizlere yardımcı oldu. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Şerifimizi izlediniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın.